Merhaba sevgili basketbol severler. Rivan programından herkese iyi akşamlar. Bu akşam stüdyo konuğumuz 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanan Efes Pilsen'in o zamanki kadrosunun mihenk taşlarından Tamer Oyguç sevgili basketbol severler. Tamer Oyguç'la sohbete başlamadan önce özellikle SMS adresini vermek istiyorum. Sonra unutabilirim çünkü. Meltem TV'ye yaz, boşluk bırak. Mesajınızı yazdıktan sonra isim ve soyadınızı da yazıyorsunuz, unutmayın. Yani isminizi özellikle yazın, soyadı da olabilir. 39-29'a gönderiyorsunuz. Meltem TV'ye yaz, boşluk bırak. Mesajınızı yazdıktan sonra 39-29'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Tamer Oyguç'a da sorularınızı iletebilirsiniz. Hoş geldin Tamer'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim valla, teşekkür ederim size. Böyle, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sohbet havasında. Sohbet havası, doğaçta ama bizim programın akışı böyle yani. Güzel. Şimdi özellikle soruyorum, antrenmandan geldin. Efes'te antrenmanım vardı. Evet, ve dolayısıyla bana telefon açtı, abi eşortmanla gelmekte bir mahsur var mı diye sordun. Hiçbir mahsur yok dedim yani. Biz ol, spor programı yapıyoruz neticede evet, yani. Eşortmanlarla geldin, ayağın tozuyla geldin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür geldiğin ederim. Için. Tamer'cim özellikle bu Koraç Kupası 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanan Efes Pilsen'in kadrosunda 2.14'lük boyunda pot altı canavarı olarak pot altını rakiplere dar ediyordun efendim. O zaman Aydın Örs'ün çok ünlü bir savunması vardı. 2-1-2 alan savunması. Dillere destan olan bir savunmaydı bu. Ve bu savunmanın göbeğinde oynayarak gelene geçene orada yani orayı dar ediyordun. Efes potasını göstermiyordun. Evet. Şimdi o zamanki takımın Koraç Kupası'nı almasında ki başarısının sırrını bize anlatabilir misin? Ha, ayrıca burada basketbol severlerde hatırlatmakta fayda var. Koraç Kupası sevgili basketbol severler, o zamanki adıyla Koraç Kupası şu anda oynanılan ULEP Kupası'yla, ULEP Cup'la hemen hemen aynı ayardı. Yani Avrupa'nın ikinci kupası. Euroleague'den sonra ikinci kupasını kazanmıştı Efes Pilsen. Evet. Evet Tamer'cim. Şimdi Efes Pilsen de o tabii bizim Koraç Kupası'nda kazandığımız o efsanevi kadroya gelene kadar daha öncesinde sezon yarısında bir antrenör değişikliği yaşamıştık birkaç sene öncesinde. Kadro aynı kadroydu. Yani bizim Efes Pilsen altyapısından yetişen kadro. Normalde dışarıdan transfer olarak bir tek ben vardım. Artı yabancı oyuncularımız vardı. Tabii bu antrenör değişikliği esnasında da Aydın Öz bizim antrenörümüz olarak başımıza geldi. Gelmeden önceki antrenör kimdi? Halil Üner'di. Halil Üner sezon ortasında rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Onun sonrasında Aydın Öz o zamanlar genç takımı çalıştırıyordu. Genç takımdan sonra A takıma çıktı. Tabii ki o kadro hep uzun seneler altyapılarda oynamış bir kadroydu. Ve bir arada oynamıştı altyapılarda. Evet, altyapılarda. Türk oyuncular. Tabii tabii bir arada oynamış kadrolardı. Aydın Örs'ün gelmesiyle beraber daha önce Türk basketbolunda çok fazla antrenman yapılmıyordu ve antrenman fazlalığı diye bir şey yoktu. Yani sabah akşam yapılan antrenmanlar o zamanlar çok fazla değildi. Yani günde bir tane antrenman yapılıyordu. Çoğu takımlar haftada 3-4 antrenmanla maçlara çıkıyorlardı. Ve birinci lig takımları bunlar. Tabii tabii birinci lig takımları. O dönemde biz işte Aydın Öz geldikten sonra sabah akşam antrenman yapmaya başladık. Yani günde çift idmanlarla olaya başladık. Bence bugün yani bugünkü basketbolun bu kadar gelişmesinin sebebi Efes Pilsen'in yaptığı o kan değişikliğiyle yani o bayrağı devralmasıyla gelen bir değişiklik. Tabii bütün takımlar da Efes Pilsen'in başarılarını gördükçe, Efes Pilsen'in kazandığı kupaları, kazandığı başarıları gördükçe onlar da antrenman sayısını arttırarak daha çok çalışır hale geldi. Çığır açtı Efes Pilsen yani. Efes Pilsen bir nevi çığır açtı. İdman temposunun yükselmesinde. Evet, evet. Yani o Koraç Kupası'nı kazanmakta da en büyük sebeplerden bir tanesi olarak ben çok çalışmayı görüyorum. Yani biz Türk insanı olarak tabii biraz Akdenizlilik ruhumuz da var. Yani biraz hafif tembelliğimiz de var. Atalet ve rehavet vardır üstelik evet, bizde evet. Yani genelde. Evet. Yani Efes Pilsen olarak çok fazla çalışarak bir arada olarak yani antrenöründen, idarecisinden, en üstünden, en yani masalarına, malzemecisine kadar hep bir yürek olup hep bir amaç için çalıştık. Bence bu Efes Pilsen'in yıllardır gelen başarısının da en büyük sebebi bu olmuştur. Yani bu tabii bizden sonra diğer takımlar da bunları örnek aldılar ve daha çok çalışmaya başladılar. Yani bugün
Şimdi oynanan ligde kimi kimi yeneceğini kestiremiyorsan bunun sebebi ta o günlere kadar dayanıyor diyebilirim. Evet, şimdi o zamanki kadroya baktığımız zaman bir Namoski modeli vardı. Namoski örneği vardı. Ben çok hatırlarım. Yani o Namoski'nin Efes'e katkısı yatsınamaz. Tabii. Yatsınamaz. Namoski'nin Efes'e olumlu katkısının yanında olumsuz tabii ki bir one man show'a dönen bir basketbol anlayışı var diyerek de eleştirilirdi o zamanlar. Tabii ki. Bu yani, konudaki görüşlerini alayım. Bir sistemin iyi yanları da vardır, kötü yanları da vardır. Evet. Yani ama sistem kendi içerisinde doğru orantılı gittiği zaman o sistem doğrudur. Yani Namoski oyun felsefesiyle Efes Pilsen bir yere çıktıysa, bir başarı geldiyse demek ki bu sistem doğrudur. Yani Namoski işte pas vermez dendi, işte one man show'a döndürüyor dendi, işte orada çok kendine oynuyor dendi ama sonuçta pardon, başarıya baktığınız zaman yani Namoski'nin yani takım içerisinde yatsınmaz bir katkısı vardı her zaman için. Namoski takımı her zaman yukarılara taşıdı. Yani en kritik anlarda sorumluluğu ele aldı. Oynattı hatta yani herkes şey diyordu, işte sizin bir setiniz mi vardı diye. Ben high posta çıkıp Namoski'ye screen yapıyordum, onun üzerinden oynayıp şut atıyordu. Ve bu artık böyle bir set haline dönüşmüştü bir süre sonra. Bu yani bizim takım olarak çok iyi yaptığımız bir şeydi. Artı bir şey daha var tabii ki. Yani bu demin söylediğiniz işte o alan savunmasıyla beraber. O kadar bir arada oynamış takımla beraber. Yani biz dışarıdan gelen oyuncular da o kadar iyi adapte olduk ki olayın içerisinde. Yani herkes kimin hangi maçın hangi evresinde ne yapacağını çok iyi bilir duruma geldi. Yani oraya gittiği zaman benim oraya gitmem lazım, onun o tarafa gelmesi lazım mı? Artık biz otomatik hale getirmiştik ve o kadar sistem içerisinde yapıyorduk ki bu yani anlatılmayacak bir şey. Yani sonuçta kimsenin söyleyebileceği bir şey yok ona. Yani iple birbirimize bağlı gibiydik. Hücumda da müdafaada da. Yani herkesin belirli bir rolü, belirli bir yani bir tiyatro sahnesi düşünün. Oradaki herkesin bir rolü var. Herkes o rolü sahneye çıktığında mükemmel şekilde oynuyor. Yani biz olayı artık o hale getirmiştik. Yani bir makine intizamı içinde. Yani çarkların birbiriyle uyumlu dönüşü şeklinde oynuyordu. Bence de en büyük başarıyı bunlar getirdi. Şimdi sen tepeye çıkıyordun. Tepe screenlerden, ikili oyunlardan, pick and roll'lardan. Namoski içeri devirirdi. Ya üçlük atardı ya sen içeri devirirdin. Yani Namoski senin pickin üzerinden. Sana pas geçerse ya atardın ya attırdın. Namoski de oradan ikili oyundan doğabilecek efendim yardımlaşmalardan kaynaklanan boşlukları paslarla dışarı çıkartırdı. Ufuk Sarıcan'ın üçlükleri yağardı. Volkan bir taraftan atardı. Murat Evliyalı. Amerikanınız kimdi o zaman? Bir dönemleri Richard oynadı. Bir dönemde Konrad McRae oynadı. İkisi de yani sistem içerisinde çok iyi uyum gösterdiler ve çok başarılı oldular tabii. Onlar da Amerikalılardı. Buradan bir kere daha teşekkür ederim. Yani gerçi Konrad McRae uzun süreler önce kaybettik onu ama onun da ruhu şad olsun diye. Toprağı bol olsun diye. Evet. Şimdi sevgili basketbol severler yine hatırlatalım mesajlarınızı, SMS'lerinizi göndermek için. Meltem TV yaz, boşluk bırak ve mesajınızı yazdıktan sonra 39-29'a SMS'lerinizi gönderebilirsiniz dedikten sonra. Biz Beko Basketbol Ligi'ne şöyle bir göz atalım. Bu hafta yine çok zorlu maçlar oynandı. Beşiktaş, Kolaturka, Mutlaköy, Selçuk Üniversitesi'ni uzatmada yendi biliyorsun Tamer'cim. Yani Mutlaköy Selçuk Üniversitesi ki baktığımız zaman yani aşağıda 14. sırada bir takım ve şampiyonla oynayan Beşiktaş'ı neredeyse yeniyordu ki bunlar çok olağan şeyler bu seneki Beko Basketbol Ligi'nde çok olağan şeyler, normal olaylar artık sürpriz, bana göre sürpriz sayılmayacak şeyler ama çoğuna göre o çok sürpriz galibiyetler falan deniliyor ama bu çok sürpriz diyen yorumculara da ben hep daha önceki yazılarımda da söyledim. Forum NBA'de ve basketbolhaber.com sitelerinde benim yazılarım yayınlanıyor. İleride büyük sürprizlere hazırlanın dedim. Sezon başında yazmıştım daha bunları. En zorlu lig yazısı altında. Evet. Şimdi Beşiktaş Kolaturka'yı 195 Mutlaköy Selçuk Üniversitesi yendi. Alperilla o sürprizlere göre güzel bir sürpriz yaptı. Büyük bir sürpriz yaptı. Galatasaray'ı 81-78 yendi. Oyak Renault Türk Telekom maçını Telekom Bursa'da kazandı. 75-61. Antalya Büyük